toplandılar. Toplanlarda elementlerini koşatış için biz bana bu benim bir figürali kaustan faydalanışımız var mümkün. Mesela B, A, 5. B, A, 5 toplamlı elementler deyildi. Mesela bir elementi bu toplamda tekişliği kendini koşatış için mesela A'dan B'ye gidelim. B, tekişliği A. Bana bu B'den faydalanmamız. Bu tekişliği B'gisi. 2 sonra bu toplamda tekişliği emez. Bunun için biz tekişliği emez. Bana bu B'den faydalanmamız. Bu toplamlar yine başkaca görünüşler görülüşü mümkün. Mesela rakamlar toplama. 0, 1, 9. Bu 3 nokta demek. Birden 9 geçe bugün sonlarını bildirir. Yani bu toplamın elementleri 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani ortadaki elementlerini yazmazsan biz 3 noktadan faydalandık. Yani bu mesela n 1, 2, natural sallar toplamı 1, 2, 3, 4, bu hakeza çeksiz köp sanaş neticesi de basit bırakken sallar. Peki bütün sallar toplamı 0, minus 1, minus 2 bu tamamen hem çeksiz keterdi 1, 2 ve 10 tamamen hem çeksiz devam etlerdi. Bütün sallar toplamı. Buradan taşkarı toplamlar bana ararlar buradan bir çıkan mümkün. 2'den 5 geçe bugün başta sallar toplamı. Yani nurdan 3 geçe bugün bana 42 sallar toplamı nur 3 aralığı da 42 sallar toplamı. Buradan taşkarı bu hassası yerden burada hem bir dışı mümkün. Mesela A teng A şimdi x'ler toplamı ki x kvadrat minus 1 0 geteyim. Demek toplamda bir hassa veriliyordu. X kvadrat minus 1 0 geteyim. Şimdi biz x'ler toplamı. Biz bu toplamı yazışımız mümkün. X kvadrat minus 1 teyim 0'ını biz x kvadrat teyim 1 deyip yazışımız mümkün. Teynemenin ildizleri minus 1 ve 1. Şu sebeple bu toplam minus 1, 1. Bana bu toplam geteyim. Başka bir misal A teyim. Şimdi x'ler ki x kvadrat plus 1 teyim 0. Kaça x kvadrat plus 1 0 geteyim bu arada? X kvadrat bu 1'ni oy tamamen ötkizip görelim. Minus 1 bu arada. Her kandes sonu kvadratı manfi bulamaydı. Şu sebeple bu teylemenin geçimi yok. Demek bana bu toplamın hiç kandes elementi yok. Yani bunun defalda biz bunun toplamını boş toplam diyemiz. Ve boş toplamını kuyudaki belgilerle belgilerimiz. Yani kısım toplamlar. Eğer A toplamının her bir elementi B toplamının her elementi olsa o halde A toplam, B toplamının kısmı değildi. Yani A toplamının her bir elementi, B toplamının her elementi olsa. Misal için, A toplam 1, 2, 3. Sonlarına tuzulgen olsun. B toplam 1, A, 2, B, 3. A toplamının her bir elementi, B toplamının elementi buladı. Çünkü mesela 1, B toplamda ham var. Bu A toplam, nasıl B toplam? 1, B toplamda var. 2, B toplamda var. 3, B toplamda var. Demek A toplamının her bir elementi, B toplamının ham elementi buraya attı. Şu sebeple bu toplam, B toplamının kısım toplamı buladı. Kısım toplamı için biz marabında bilgini işletemiz. Bunu diagramda koyduğu şey ifadelaşmamız mümkün.
Ana bu B toplam, A toplam, B toplamının kısmı. Yani B toplamının içi de değil, ifade başlığınız mı? A toplam. Yani toplamların kesişmesi. A ve B toplamları belirgen olsun. Her ikilisi için umumi bölgen elementlerden tüzülgen toplam, bu toplamların kesişmesi değildir. Ve bana bunu belirgen ifade edilir. Toplamların kesişmesi. Mesela şu, A, B, X, 7, 8, 9, B toplam, B, A, 7, 8, S. Kesişmesini tapamız, A ve B toplamı. Bunun için umumi elementlerini tapamız. Umumi elementler bir, her ikilisi de var. Demek bir, toplamlarının kesişmesi gibi bir işliği. Ve bitti elementini taptık, bir. Yani umumi element, x. X A'da var, B'de yok. Demek bu x umumi emas. Keyin 7 ve 1 umumi. 7 umumi element. Yani 8 umumi. Şimdi kalıp 3'te umumi elementi var. 1, 7, 8. Her ikilisi de var. Şu sebeple bu toplamların kesişmesi 1, 7, 8 sorulardan tüzülgen kuyudaki toplam olabilir. Toplamların kesişmesini biz diagramda kuyudaki şey ifadelerimiz mümkün. A toplam, B toplam. Bana bu toplam, toplamların kesişmesi. Çünkü bunu, bundaki her bir element hem A toplam getirişti, hem B toplam getirişti. Yani bunlar için umumlu. Yani toplamların birleşmesi. İki de toplamların birleşmesi. Bizde A ve B toplamlar verirken olsun. A ve B toplamlar getirişliği bölgen, bazı elementlerden tüzülgen toplam, toplamların birleşmesi diye görüntülerdi ve bana bu da belgelenen. Misal için, A deyin. 2, A, 5. 1, 2, S, 7, A. Demek toplamların birleşmesi, şu yerdeki barcha elementlerden tüzülgen. Demek hemen elementlerden arışması gerek. A birleşmesi. Sonra 1, 2, 5, 7, A, S. A ve B toplamlardaki hemen elementlerini aldık. A toplamdaki hemen elementler alınken 2 var, A var, 5 var. B toplamdaki elementler hemen alınken 1 var, 2, S, 7, A. Demek gördüğü hemen elementlerini aldık. A ve B toplamların birleşmesi. Olurdu. Bunu diagramda koyduğu için görüşürüz mümkün. Bu A toplam, bu B toplam olsa, bu kalda birleşme. Koyduğu toplamda bir arada. Bundaki barşı elementlerini alırız. Şimdi sallayı oranlarda mesela görüyoruz. Mesela A toplam, 0'dan 5 kese B toplam 2'den 5 kese
toplamlarning kesishmasini va birlashmasini topamiz. Birinchi toplamlarning kesishmasi har ikkalasi uchun umumiy elementlarni olishimiz kerak. Masalan, birinchi toplam 0 dan 5 gacha. 0 dan 5 gacha. Mana bu orada. İkinci toplam 2'den 5 gacha. 5 kirmaydi ikincisinde. 5. 2 0'dan katta shu sababli. 4 gacha. Mana belgilaymiz. Mana bu orada bo'ladi. Kesişmesi de her iki klas üçün umumi elementlerden alışmamız gerek. Yani iki umumi, ikiden başta beş keçe bu gelme. Umumi, beşinin özü ise umumi emez. Beş birincisiye teyişli, ikincisiye teyişli emez. Şu sebeple, bunların kesişmesi ikiden beş keçe bu. Yani bu toplamların birleşmesi. Bu yerdagi barcha sonlarni olishimiz kerak. Demak bu 0 dan 5 gacha bo'ladi. Birinchi to'plamni beradi. Chunki bu yerdagi barcha sonlar ham bo'ladi, buning ichida bo'ladi.